Başladınız. Şimdi tabii SETA gerçekten 15 Temmuz'dan sanıyorum 2 gün sonraydı. Bu demokrasi nöbetleri başlamıştı hatırlarsınız. O çerçevede saha raporu hazırladık. Tabii bu arada yine göstermiş olduğunuz kitaplar, raporlar hızlıca hazırlandı. Bunlar Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca farklı dillere çevrilerek 15 Temmuz'la ilgili ilk ne oluyor söylemini oluşturan kurumlardan bir tanesi. Ama orada durmadık. Bu çerçevede yayınlarımıza devam ettik. İster Kriter olarak, ister Ruhiye Türkiye olarak, ister Insight Türkiye olarak dergilerle sayılar yaptık, analizler yayınladık, kitaplar yayınladık. Birkaç dille birden. Bütün bunların hepsinin bize gösterdiği şey şuydu. 15 Temmuz çok önemli bir milattı Türk siyasi hayatında. Biz tabii Türkiye'de çok şeyi böyle gürültülü tartıştığımız için ve gerçekten çok yoğun bir gündem yaşadığımız için bazen önemli dönüşüm anlarını yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Ya da onların aslında ne kadar büyük bir dönüşüm getirdiğini fark etmeyebiliriz. Türkiye'de sivil siyasete yönelik askeri darbelerin vesayetin en zirve noktasından birini Türk milleti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla elleriyle boğdu. Yani öyle bir dönüşüm gerçekleşti ki bundan sonra kafasında herhangi bir vesayet veya darbe planlayanların korkulu gecesidir o gece. O gece hepimiz bir şekilde o süreçlerin içerisindeydik. Neler yaşandığını çok rahat hatırlayabiliriz. Ben bugünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydim. Orada boğaza bakarak şunu düşünmüştüm. Yani bu ülke bunu hak etmiyor. Ve şükürler olsun ki o gecenin sabahında tankların üzerine çıplak elleriyle çıkan bu insanlar Türk insanı, bizim milletimiz, Milletin Zaferi kitabında başlıyor o. Şunu gösterdi, ben ülkeme, demokrasime, devletime sahip çıkıyorum. Bu ülkenin kaderini ben belirlerim. Bu milli irade bu anlamda öyle bir keskin bir şekilde yazıldı ki bunun bir kere hiçbir şekilde unutulmaması lazım. Her türlü yayınla, her türlü sosyalleşme aracıyla bunu Türk milletinin bir destanı olarak tarihin sayfalarına geçirmeliyiz. Hafızalarımızın en küçük kılcal damarlarına kadar geçirmeliyiz. Neden? Hep birlikteydik çünkü. Ben o geceyi çok iyi hatırlıyorum. Toplumun çok farklı kesimlerinden insanlar oradaydılar. Herkes kendi kaderine sahip çıktı. Kimse şu partiye, bu partiye, şu gruba sahip çıkmadı. O anlamda Yenikapı ruhu da çok önemliydi. Sonrasında siyasetin bunu kaybetmiş olması, bazı muhalefet partilerinin bunu kaybetmiş olması çok büyük bir talihsizliktir. Bunu da görmek lazım. Peki 15 Temmuz'da 5 yıl sonra mücadelede neredeyiz? Çok önemli bir mesafe kaydedildi. Bir kere bu o milli iradenin gereği olarak FETÖ'nün darbecilerin temizlenmesinde çok önemli bir mesafe kaydedildi. FETÖ'nün yeni nesil bir terör örgütü olduğunu ve kriptolarıyla yaşamaya devam edeceğini, diaspora şeklinde, tırnak içinde söylüyorum, kendisini bir terör örgütü olarak var etmeye çalıştığını biliyoruz. Duyuyorsunuz zaman zaman Türkiye'nin güvenlik birimleri, MİT'i toplayıp getiriyor. Hala bitmedi. Bitmeyecek de. Çünkü FETÖ'ye destek verenler hala destek veriyorlar. Burayı bilelim. Çünkü hala kullanışlı bir aparat olduğu kanaatindeler. Bu örgüt tümüyle bitmedikçe 15 Temmuz'un bir yanı hiç bitmeyecek. Bu paralel yapılanma tarafı hiç bitmeyecek. Büyük bir aşama kaydettik ama tamamlanmadı. Bunu görmek lazım. Buna dair çok ciddi bir siyasi bilinç, buna yönelik devlet kurumlarının hazırlığı, buna yönelik sivil toplumun demokratik kesimlerin sahiplenmesi ve buna yönelik bir teyakkuzu terk etmemek lazım. Burada siyaset üstü, partiler üstü anlamında söylüyorum, bir teyakkuz halinin devam etmesi gerekir. Bunu söyleyeyim. Elbette ki mahkeme süreçleri, yargılanmalar vesaire bunların işleyişiyle ilgili değerlendirmeler yapılabilir ama 15 Temmuz'a sahip çıkmak bütün siyasi partilerin ve hepsinin ortak noktası olmalı. Bu olmadıkça biz aslında kendi kaderimize ortak bir şekilde de sahip çıkmıyoruz demektir. Ben bu açıdan baktığımızda hala 15 Temmuz'a dair hepimizin sahiplenmesi gereken çok önemli bir ortak zeminin olduğunu zaman zaman kaçırdığımızı düşünüyorum. Yani eğer mücadele diyorsak hani o 5 yılın sonundaki mücadelede belki en aksayan yan burasıdır diyebilirim.